Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivriliz.com iyi seyirler diler. Rıfat Başkanım, okuyucularımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konutlarının akıbetini sormaktalar. Silivriliz.com'a özel bir açıklama yapar mısınız? Evet, Cengir Bey, Silivriliz.com aracılığıyla ben TOKİ ile ilgili gelişmeler hususunda vatandaşlarımıza bir müjdeyi vermek istiyorum. Malumunuz bundan 10 gün önce yine sizlerin de aracılığıyla kamuoyu bilgilendirdiğimiz TOKİ projesinde 345 konut göçmen vatandaşlarımıza, 1000 konutta dar gelirli vatandaşlarımıza ait olmak üzere TOKİ'nin burada yaklaşık 1500 totalde yapacağı konutla alakalı müjdeyi vermiştik. Ama bu geçen süreç zarfında vatandaşlarımızın bizden yoğun bir şekilde konut talebinde bulunmalarına istinaden bizim de TOKİ başkanımızla, TOKİ yetkilileriyle yeniden yaptığımız görüşmeler çerçevesinde o 345 konutluk göçmen vatandaşlarımıza yapacağımız konutu iptal ederek oradaki ihale sürecine gelen taleplerle birlikte inşallah 2000'e yakın konutun dar gelirli vatandaşlarımıza sunmak üzere Silivri'de yapacağımız projenin ben müjdesini buradan sizlerin vasıtasıyla Silivri halkımıza duyurmak istiyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Yerle ilgili vatandaşlarımıza tekrar bir proje üzerinde gösterebilir misiniz? Evet, yerle ilgili daha önce de bilgilerini vermiştik. TOKİ'nin bizim Mimar Sinan Mahallesi'nde Samsun Mahallesi olarak ifade ettiğimiz otoban bağlantı yolunun batısında kalan bölgelerle alakalı TOKİ'nin üzerinde çalışmış olduğu yerler var. Bu usla alakalı özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yapacağımız konutlarla alakalı Silivri kişilerin Ali Paşa tarafındaki hemen alt kısımda kalan yerlerle alakalı TOKİ'nin anlaşmaya vardığı yerler var. Şu anda proje üzerinde çalışmış olduğu yerler var ama büyük ihtimal Silivri gişelerin hemen batı kısmında TOKİ'nin yapacağı yönünde yüksek kanaatimiz var. Haliyle buradaki ihale süreci de inşallah neticelendiğinde ben tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi karşılasın maksadıyla TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde daha önce 1000 olan konut sayısını şimdi 2000'e çıkartarak Silivri'deki vatandaşlarımızın konut olma imkanını bu vesileyle inşallah sağlamış olacağız. Evet başkanım, bu 2000'e yakın konuttan kimler faydalanacak? Koşulları nelerdir? Cengir Bey, koşulları tabii ki TOKİ proje başladığında daha net bir şekilde ortaya çıkar ama şu anki durum itibariyle dar gelirli vatandaşlarımız diye nitelendirdiğimiz asgari ücrette ve üzerinde herhangi bir konut ya da emlak olmayan vatandaşlarımız tabii ki birinci öncelikli. Yine şehit ve gazi ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımızın aileleri ve engelli vatandaşlarımız birinci öncelikli olmak üzere asgari ücretle çalışıp herhangi bir konutu olmayan vatandaşlarımız bu manada birinci öncelikli olacak. Haliyle dar gelirli vatandaşlarımızı taleplerini karşılamak üzere yapılan bir konut da olduğu için birinci öncelikli dar gelirli vatandaşlarımız olacak. Çok teşekkür ederiz başkanım. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.